Bir de tabii Türkiye'nin çılgın büyük ya bunlar önemli ulaştırma projeleri, bayındırık projeleri. Tabii önemli projelerden biri Sayın Cumhurbaşkanı'nın da zaman zaman seslendiği de sizin de destek verdiğiniz üzere çok da tartışılan ve konuşulan uzmanların ikiye bölündüğü bir Kanal İstanbul projesi var. Bu zaman zaman gündeme geliyor ama şüphesiz tüm dünyayı da etkileyen bir ekonomik dalgalanma var. Pandemi sonrası bir de savaş çıktı başımıza. Başka belirsizlikler de var. Yani Türkiye'nin tabii büyük hayalleri, büyük projeleri de var ama bunun, Kanal İstanbul'u bu çerçevede hani devam edeceğiz diyorsunuz. Bir takvimi var mı? Seçimlerden sonra seçimlerin sonucuna göre AK Parti bunu yapacak mı? Yapmayacak mı? Ya da biraz askıya mı alındı? Ya da alınmak zorunda kalınabilir mi? Şu andaki durumu nedir mesela Kanal İstanbul? Yani büyük bir iş, çok büyük bir proje, evet. Çok büyük maliyet. Ya şimdi, yani orada bir süreç başladı ve durumda. Geri dönülmez bir süreç mi bu? Olsun olmasın diye uzmanların bir bölümü olsun diyor, bir bölümü olmasın diyor. Sizin üniversite öğretim üyelerinden hazırlattığınız raporlar var. Onlara da ben gelmeden bir daha baktım. Ama karşıt görüştekilerinde farklı tezleri var. Bu son durumu merak ediyoruz. Biraz önce konuştuğumuz gibi yani 1. Boğaz Köprüsü'ne de karşı çıkıyorlardı bu memlekette sonuçta yani. Bütün altyapı projelerine de karşı çıkıyorlar. Yani yapılan her şeye karşı çıkan bir zihniyet var maalesef mesela. Şimdi siz Kanal İstanbul'u bir emlak projesi, bir Katarlılar falan dedikodu siyasetine karıştırdığınız zaman iş başka bir şey. Ama biz bir global, bir dünya küresel lojistik hareketlerinden bahsediyoruz. Bugün gidin siz Marmara Denizi'nde yüzlerce gemi bekliyor. Niye bekliyor bunlar? Sonucunda bu boğazdan, İstanbul boğazından geçmek için bekliyorlar. Çünkü dünya ticaret hacmi sürekli artıyor. Bundan önce İstanbul boğazından 50 bin üzerinde gemi geçiyordu. Şu an 3 gemi. Bir gemiye dönüştü. Gemi boyutları çok büyüdü. Tehlikenin boyutları da büyüdü. Bu gemilerin %30'u tehlikeli madde taşıyor. Biz İstanbul Boğazı'nı işleten bir birim de bize bağlı. Biz orada bir kaza bela olmaması için o kadar hassasiyetle çalışıyoruz ki. Bugün bekleme süreleri Marmara Denizi'nde günleri buluyor, haftaları buluyor. Yarın bu çok çok daha artacak. Bugün dünyadaki ticaret hacmi 12 milyar ton. Bu 2030'a geldiğimizde bu 25 milyar tonların üzerine çıkacak. Bu ticarette tabii ki %90'ı bunda denizlerden taşınıyor. Bu yük gemilere ve deniz ticaretine, deniz hareketine binecek. Sonucunda birinci köprü nasıl yapıldı cevap vermiyor. Üzerine 5 tane daha geçiş yaptık İstanbul boğazında. Sonucunda bunların hepsi ihtiyaçtan doydu. Kanal İstanbul da aynı şekilde. O da bu gelişecek önümüzdeki yıllardaki ticaret hareketlerinin öndeki sınırları kaldırmak için İstanbul boğazı tabii ki kapatılmayacak. Ama oradaki o yük hafifleyecek. Yıllar önce yaşanmış kazalar, onlarca kişi öldü, yangınlar, deniz kirliliği. Şu an Marmara Denizi'ne bekleyen gemilerin Marmara Denizi'ne verdikleri çevre kirliliği, o suyun ısınması, suyun hareketsizliği, onların çevre kirliliği nedenleri. Bunların hepsi neden, hepsi bir sonucunda bir planlamadan çıkıyor bu projeler. O yüzden önümüzdeki yıllarda daha büyük yaşayacağımız sorunları bugünden çözüm bulmak, o tehlikeleri azaltmak için ve İstanbul Boğazı'nın hakikaten kendi değerine ve İstanbullulara daha fazla zaman ayırması için bu projelendirildi. Projelendirildi tabii ki bu Kanal İstanbul dünyanın en büyük altyapı projelerinden bir tanesi. O yüzden bu sırf bunun projeleri hazırlanması uzun sürdü. Projeleri hazırlandı, fizibiliteleri yapıldı, maliyetler ortaya çıkarıldı. Bakın burada en önemli özelliğimiz, en önemli dikkat edilmesi iş biz Kanal İstanbul'u genel bütçeye yük olmadan kendi geliriyle kendi yapım maliyetini karşılayacak şekilde projelendiriyoruz. Bunun ana ihalesinin gecikmesinin tek nedeni de budur. Şu anda önemli bir şekilde Boğaz geçişlerinden alacağımız paralar ve Karadeniz'de yapacağımız o dünyanın en büyük lojistik limanlarından bir tanesi, kendi içerisinde yapacağımız ticari alanlarla birlikte proje kendi kendini finanse edecek bir duruma geldi. Bugün özellikle vatandaşımızın ulaşım ihtiyacını karşılayacak altyapı projelerine bir taraftan başladık. Bunlar da Kanal İstanbul'a göre projelendirdi ve Kanal İstanbul'un da birlikte bunlar proje. Çünkü siz vatandaşımızın ulaşım ihtiyacını önce görmeniz gerekiyor. Şu anda da iki tane ulaşım projesi devam ediyor. Kanal İstanbul'a göre projelendirilmiş. Bunlardan bir tanesi Sazlıdere Köprüsü. Yapımına başlandı, temelini atmıştık. Devam ediyor. Bu yeşil gözüken de Halkalı'dan Kapıkule ve Avrupa'ya giden demir yolu hattıdır. Bu yüzeyden gidiyor şu anda. Bunu da Kanal İstanbul'un altından geçecek şekilde, tünelli şekilde 9 kilometre Halkalı Isparta Kule olarak projelendirdik. Onun da imalatlarına başladık. Orada da yoğun bir şekilde çalışılıyor. Hatta önümüzdeki günlerde tünel açma makinesi de başlayacak burada kazıya. Şu an iki tane ulaşım yoluyla başladık. Önce ulaşım ihtiyaçlarını gidereceğiz. Ondan sonra da peşinden
ana ihaleye geçerek bu proje yapılacaktır. Bu proje bu küresel hareketliliğin önündeki engel ve Türkiye'nin ihtiyacından doğan bir projedir. Bakın Karadeniz'de bütün kıyısı olan ülkeler limanlarına yatırım yapıyorlar. Çünkü önümüzdeki yıllarda Karadeniz bir ticari göle dönüşecek. Bugün Rusya Ukrayna arasındaki savaş, o bile buradaki tetikleme, bu tahıl krizinde Türkiye'nin almış olduğu rol, o hareketlilik. Bunlar hepsi bizim planladığımız ve önümüzdeki 100 yılı planlıyoruz bu şekilde. Yani bugün Novorossiysk'teki yatırımlar, Gürcistan'da önemli yatırımlar var, Romanya'da, Köstence'de. Bunlar hepsi Karadeniz'i bir ticari göle çeviriyor. Buradaki gemi hareketi ve trafiklik çok çok da artacak. O yüzden biz bunu planlayıp yapmak zorundayız. Nasıl bu yaptığımız ve 20 yıldır planlayıp Türkiye'nin önündeki o bütün tıkanıklıkları önceden tespit edip ve yatırımlarımızı ortadan kaldırdıysak, bu da bir ihtiyaçtan doğan ve İstanbul Boğazı'na alternatif bir su yoludur Kanal İstanbul. Aslında çok şey değil mi? Yani böyle deniz, kara, işte raylı sistem, aslında hiçbirisi yapıldığı bölgeyle sınırlı değil. Hep bir bağlantı. Tabii ki öyle. Şimdi demek. Yani Çin'e kadar. Hakikaten evet. Çok hayati bir alan. Kanal İstanbul'da yağdı üstünde. Evet. Evet, ya Kanal İstanbul'da o bölge, yani onun altyapısı, o planlama. Yani siz İstanbul Havalimanı, yani bütün dünyanın gıptayla baktığı bir havalimanı, yani dünyanın transit merkezi oldu. Bugün 120 milyon yolcuya rahatlıkla hizmet verebilecek kapasitesi var. İlave terminal yatırımıyla 200 milyona yolcuya kadar ihtiyacı cevap verebilecek bir planlama yapıyorsun. Yani önümüzdeki 100 yılı planlıyorsunuz. Yani Türkiye 100 yılının altyapısı bunlar aslında hepsi. Onun yanında Kuzey Marmara Otoyolu. Yani bu kadar konfor, genişlikte standardı yüksek ve kapasitesi bir yüksek yolu tamamladınız. Hepsi bakın Kanal İstanbul sınırları içerisinde. Kuzeyinde yapacağımız o dünyanın en büyük Rotterdam, Singapur gibi bir limanla biz bunu taşlandıracağız. Kanal İstanbul zaten %70'i de aslında doğal olarak bir su kanalı duruyor. Biz de %30 kalan kısmını yapacağız. Öbür tarafı da Kanal İstanbul'a, kanala uygun şekilde dizayn ederek bu yatırımları yapmak zorundayız. Yoksa Türkiye büyük geliştiremezsiniz ki. Yani geçtiğimiz günlerde bir Kanal İstanbul maliyet revizyonu yaptınız. Değil mi? Ya o şöyle, şuradaki dünyadaki bu emtia artışları, bu küresel hareketlikten dolayı sonuçta maliyetler değişti. Hı hı. Yani burada döviz kurunda da maliyetler artışlar oldu. Ona göre bu değişen son bir yılda yaşadığımız dünyadaki küresel dengesizlikten dolayı bir maliyetleri değişik oldu. Ama bu asıl maliyeti sonuçta bir ihale yapılacak burada. Sizin yapım kalemleriniz belli. O yapım kalemlerinize göre alacağınız bir fiyatlar doğrultusunda bu aslında netleşecek. O zaman netleşecek bunun yapım maliyeti. Bugün itibariyle ama 20 milyar dolar mı görünüyor? Yani o civarlara yakın bir şey oluyor tabii ki bu. Maliyet nasıl karşılanacak? Özellikle gemi geçişlerinde. Çünkü şimdi bu gemiler çok büyük maliyeti olan çok kıymetli gemiler. Çünkü lojistiğini gidip bir yere bırakacak ki başka bir yükü almaya gidecek ve o hareketlilikten o da para kazanıyor. Ama gelip sen İstanbul Marmara Denizi'nde veya Karadeniz'de Boğaz'dan geçmek için 2 hafta bekleyeceksen tabii ki o geminin yatırım maliyetini hiçbir şekilde karşılayamazsın. Oradan beklemeyecek. Onun karşılığı parasını vererek İstanbul Boğazı'nın Kanal İstanbul'dan geçecek. Oradan toplanacak ciddi bir maliyet var. Bizim orada gelir getirici işler, bu limandan kazanacağımız maliyetler. Biliyorsunuz bizim Avcılar'daki Ambarlı limanımız müthiş. Yani kapasitesinin üzerinde çalışıyor. Yetmiyor, hizmet veremiyor. Şimdi Singapur'da 700 milyon tonluk bir liman, Rotterdam'da. Bunlar dünya küresel hareketini yöneten limanlar. Biz de Kanal İstanbul'un çıkışında, Karadeniz'de kıyısında böyle bir liman yaptığımızda hakikaten burası da bir hap merkezi olacak.